Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mehdi Aleyhisselam ve Ay Sandığı Mehmet Hoca ile konuşurken bana çok önemli bir bilgi vermişti. Bu batıni bilgilerdir arkadaşlar, bunları alın, bunlar önemli bilgilerdir. Peki bugüne kadar benim 199 tane hocam rüyamız veya anlattığımız meseleler doğru Evet, çıktı. Dün akşam da doğru. canlı yayında söylemiştik. Evet. Birçok meselemiz doğru çıkıyor. Bu da Allah'ın takdiridir. Sizin Aynen. de doğru çıkmıştı. Tabii. Şimdi şöyle diyoruz. Ayet sandığı ve Karun'un hazineleri ve bunun İstanbul'un önemi, Diyarbakır'ın önemi ve dünyanın bazı merkezlerinin önemi var. Mesela Petra'nın, Ürdün'de bazı meseleler var. Sanki bu dünyadaki bütün geçmiş medeniyetlerin önemli altınları Mehdi'nin eline girecek diye bir mesele olabilir mi? Evet. Bunu konuşalım hocam. Evet değerli kardeşlerim, şu anda Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde devletlerin saklamış olduğu, eski uygarlıkların saklamış olduğu hazineler neredeyse Allah'ın emriyle Kayı Muhammed Mehdi'ye getirilecek. Çünkü altın çağı olacak. Bu altınlar da Peygamberimiz buyurmuş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bu dağ kadar altınım olsa fakirlere vereceğim. İşte o söz yerine gelecek. Dağlar hangi dağ kadar da altın gelse Kayı Muhammed Mehdi fakirlere verecek. Çünkü Kayı Muhammed Mehdi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakındadır. Mazlumları sever, masum ve mağdurların yardımcısı, mazlumların, masumların ve mağdurlara yardım edecek. Hocam şimdi yeryüzünde kaç tane nerede altın varsa Kayı Muhammed Mehdi'ye nerede altın varsa getirilecek. Tabi uzaya bazı altınlar da götürüldü. Yani Anunnakiler geldiler, dünyanın altındaki altınları aradılar ve buldular, kendi yerlerine götürdüler. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki yok canım onlar götürmediler, götürdüler. Kayı Muhammed Mehdi'ye söylendi. Onlar, Anunnakiler de altın götürdüler. Bilgi Kayı Muhammed Mehdi'ye geldi ve söylendi. Niçin götürdüler acaba? O bizim işimiz değil. Hocam götürdüler. Burada hocam Türkiye'nin önemi nedir bu hazinelerde? Sanki Türkiye ya Türkiye'nin üzerinde Karun'un hazinesi var, Nebi Süleyman'ın onun türbesinde onun hazineleri çok var, gizli bir yerde mezarı var. Yani aranıyoruz, arıyorlar, bulamıyorlar. Asaf bin Berhiye'nin Diyarbakır'a girmesi olayı var. Ha o bir de bu Fırat kuruyacak, altında bir dağ altın çıkacak, onun bir esinme meselesi var. İstanbul'un Ayasofya meselesi var. Ya. Bak, burada çok önemli de Türkiye, çok önemli. Türkiye'de şöyle bir mesele var. Ha. İstanbul 7 tepeli şehirdir. Diyarbakır'da 7 kapılı sürü var. Bak, sanki bu 7'ler birbirine... O önemli, önemsiz de onlar. Bak şu anda İstanbul'da batında bir kelime gelmiştir. İstanbul'un neden önemli olduğunu anlaşılıyor. Batında bir kelime gelmişler. Onun da zamanla açıklamasını yapacağız. Onun için İstanbul kıymetli. Ayasofya için değil. Ha. Ne içindir? Zaten şimdi İstanbul, o iki boğaz var ya. İstanbul, Boğaz Köprüsü. He? Orada semaya yıldızlara giden bir geçit var. Bir yıldız geçiti var orada. İşte önemli bu. İstanbul'un değeri budur. O zaman, öyle, o zaman önemli bir geçittir o. Önemli. İki boğaz, iki boğaz. O Boğaz Köprüsü'nde semaya giden yıldız geçiti var. Onun için İstanbul kıymetlidir. İstanbul'da tabii ki başka Türkiye'de başka dağlarda da çok altın var. Onları tek tek açıklamak istemiyoruz. Yalnız İstanbul'un değeri İstanbul'un Boğaz Köprüsü'nün orada o civarda semaya giden bir yıldız geçidi var. Onun için o şifrenin gizli kelimesi Kayı Muhammed Mehdi'ye verilmiştir. Ve ben de biliyorum, söyleyemiyorum. Onun için İstanbul değeri vardır. Evet. Ve bu üç tane ayet sandığından bahsetmiştim. Ayet sandığı budur. Bir tanesi Musa'nındır.
O Musa'nınki insanların elinde değil. Meleklerin elinde. O tabi Mikail'in elindedir. Bu diyor Tabut-u Sekine'dir o herhalde. Yok Tabut-u Sekine değil de Tabut-u yani. Tabut-u Sekine Kur'an'da diyor ki ya, melekler taşıyor. Ay sandığıdır. O ay sandığı içinde de bir felsefe taşı var. Ve Musa'ya ve Harun'a ait eşyalar var. Ve Allah'ın 10 tane emri var ve Musa'nın asası ve kudret helvası var. O sandık çok diğer değiştirildi. İnsanlar tarafında onu çözemediler. Ve o sandık şu anda dünyada değil, Mikail'in emrindedir. Şimdi onun, Kur'an'da bir ayet var diyor ki Tabut-u Sekine melekler tarafından taşınır. Taşınır işte götürdüler, Mikail yanındadır. Doğru. Ha. Onlar melek değil. Sonra da melekler taşıyacak ve Kayın Muhammed Veli'ye getirecekler. O Musa'nın bir evlat kısmı vardı. Levi oğulları onu taşıyabiliyordu. Levi. Evet. O ayrı. Tabii onun içinde de bir sistem var. Bir enerji üretiyor. Değişik bir sistemdir. Yani o ay sandığı çok değişik bir anlamı var. De, sırlıdır. Onun tümünü açıklamak istemiyoruz. Bazı sakıncası var. O ay sandığı nereden geldi? Kimden geldi? Nasıl oldu? Olayı çok derindir. Yalnız şu anda ay sandığı Mikail'in yanındadır. Kayın Muhammed Bey'e getirecek. Ha, bir tane de sandık vardır. Değerli kardeşim, o da Meryem sandığıdır. Tabii bir yerdedir, tabii onu da Kayın Muhammed Mide gösterilmiş bir odadadır, eski bir odadır ve yataklar, haliller... Hocam sen bu Hazreti Meryem'in sandığını fazla konuşma, biz bunu başka bir videoda konuşalım, sen Hazreti Süleyman'a geç. Şimdi Hazreti Süleyman, kendi onun üzerinde bulunan yanında ne kadar onun şu anda Nebi Süleyman'ın üzerinde mekanında 7 tane cin nöbet tutuyor. Hazreti Meryem meselesini ayrı bir video yapalım daha evet. Anlaşılsın diye söyledim. Şimdi Nebi Süleyman'ın üzerinde yani mekanında 7 tane cin nöbet tutuyor. Kimse oraya gidip gelemez. Onun hazinesini bulamaz çünkü korunuyor. Çünkü onun yanında çok altınlar var. Onun tacı var ve onun yüzüğü var. Yüzükte Yüce Allah'ın ismi azami var. Batında Kayın Muhammed Mehdi Nebi Süleyman'a gidiyor diyor ben sana gelmişim yüzüğü ver. Ve batında Nebi Süleyman odayı açıyor çekmeceyi çıkarıyor ve Kayın Muhammed Mehdi'ye yüzüğü veriyor. Batında yüzük verilmiştir. Batında Nebi Süleyman'ın emrinde olan 72 demon da verildi. Kendisi de zuhurdan sonra Nebi Süleyman ruhaniyeti de ona gelecek. Bir de 24 tane Nebi'nin ruhaniyetleri de Kayın Muhammed Mehdi'ye gelecek. Ne kaldı? Onun altınları da getirecekler. Çünkü o 72 tane demon nerede altın varsa hem bir yerden bir yere götürüyorlar. Taşıyorlar. Onlar hepsi Kayın Muhammed Mehdi'nin gelecekler ve Kayın Muhammed Mehdi Nebi Süleyman'ın oradaki altınları da getirecekler. Onun için değerli kardeşlerim çünkü bu yakın zamanda Kayın Muhammed Mehdi Nebi Süleyman'da bir batında görüşme yapıldı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ona göründü. Ve dedi ki işte bunlar çok altın götürdüler. Yani Nebi Süleyman'ın yanında o çalışan ifritler dünyada çok altın alıp Nebi Süleyman'a götürdüler. Ve simya ilmini de onlar, Nebi Süleyman onlarda öğrendi. Onun için dünyada nerede ne kadar altın varsa hatta Fırat Nehri altında nerede altın varsa Allah'ın emriyle Kayın Muhammed Mehdi'ye getirilecek. Batında evet. Onun için değerli kardeşlerim biz de beklemedeyiz. Mecburen beklemedeyiz. Yani benim demek istediğim
Kayın Muhammed Medine gelen batın ilimde hallerinden bir tanesini, bir iki tanesini size anlattım. Bir tane de bunu anlatayım. Birisi geliyor Kayın Muhammed Medine yanına, diyor ki bir semaya bak. Semaya bakıyor, diyor ki ya Kayın Muhammed Medine, yukarıda ikinci bir dünya var. O dünyada olanlar da sana gelecek. Ve Kayın Muhammed Medine o semaya bakıyor, bir şey görmüyor. Ve orada Peygamberimiz ona görünüyor. Diyor ki, ey Mehdi, onlar da gelecek. Ve Kayın Muhammed dedi, yukarıya bakıyor, semada gelenlere bakıyor. Aman Allah'ım, ne kadar kavim geliyor, bir alem geliyor. Onlar da gelecekler, semadakiler de gelecek. Herkes kendi tayfasında, herkes kendi yerinde ve Kayın Muhammed Mehdi'ye gelecekler. Tabi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir elbiseyle ona görünüyor, evet, semaya bak, gelecekler. Ve semaya bakıyor ve semadakilerini görüyor, geliyorlar. Bu da geleceğe ait bir misyondur. Nereye giderse gitsin, Kayın Muhammed Mehdi, Peygamberimizin ruhaniyeti ona rehberlik yapıyor. Onun için değerli kardeşlerim, yukarıda ikinci bir dünya da var. Ne demek ikinci dünya? Orada yaşayan bir alem de var. Bak Kayın Muhammed Mehdi'ye söyleniyor. Yukarıda ikinci bir dünya da var. Bir gün de yer altındaki varlıkları konuşalım, bu medeniyetleri. Evet. Şimdi yukarıdaki ikinci dünyada bulunan alemler gelecek. Bir de bir gün Kayın Muhammed Mehdi yer altında bir tünelde geliyor. Tünel. Karanlık bir tünelde. Ve tünelin ucu aydınlık ve tünelin solunda bir ışık görüyor. Ve o ışığa doğru koşuyor. Ve ışığı dinliyor. Ve dışarı çıkıyor. Orada ona bir ses geliyor. Diyor, ben onları da sana verdim. Yer altında tünellerde yaşayanlar. Bir ses geliyor ve yerin altında beş parmak çıkıyor. O beş parmak sahibi Kayın Muhammed Mehdi diyor ki, ben onları da sana verdim. Yani o tünelin ucunda bir oda var, ışık var orada. Ve o ışığa doğru gidiyor ve ona bir ses, ben onları da sana verdim. Değerli kardeşlerim, yerin altında ne kadar rahmani cinler varsa ve ne kadar yer altında rahmani metafizikler varsa Yüce Allah-u Teala Kayın Muhammed Mehdi'ye vermiştir. Hepsi gelecekler. Onun için değerli kardeşlerim, batın ilim gelen bir kelime eğer kısa bir zamandaysa hemen 24 saate zuhura geçer. Ama uzun bir vadedeyse zamanında, zamanı geldiyse zahiriyete geçer. Mesela diyelim ki haberler de batında gelen bir kelime hem bir günde de olur veyahut da bir yılda, bir buçuk yılda geçer. Olayın akışına göredir. Neyle kardeşlerim? Onun için değerli kardeşlerim, korkmayın ve Allah'a güvenin. Mazlumların sahibi, mağdurların ve masumların sahibi Yüce Allah'tır. Yüce Allah-u Teala mazlum, mağdur, masumları kurtaracaktır, eminim. Çünkü öyle olacak ki bütün firavunlar Allah'ın silahına karşı kafaları şok olacak. Bu nedir? Bu nasıl oldu? Neydi kardeşlerim? Beklenmeye biraz evet, sabır etmemiz gerekir. Evet hocam. Evet. Teşekkürler hocam. Başka bir şey varsa söyleyin ya da vallahi başka bir videoda geçelim. Şimdi başka bir şey. Şimdi ne diyelim? Evet hocam. Başka bir videoda görüşmek üzere o zaman. Evet arkadaşlar, beğenileri atabilirsiniz ve katıla da üye olabilirsiniz. Teşekkürler. Ve abone olun. Ondan sonra biraz bu kelime gelmiştir. Ya Kayın Muhammed Mehdi, yeryüzünde insanlar ırkçılık yapmasınlar. Yoksa hepsi yok olacak. Dağları patlayacak, barajları patlayacaktır.
Evet hocam, teşekkürler. Bu.